Sayın Valim, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreterimiz Sayın Bayram Vardar, Uludağ Üniversitesi Rektörümüz Sayın Kamil Dilek Beyefendi, Bursa Teknik Üniversite Rektörü Sayın Arif Karademir, Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Edebali, Bursa Protokolü'nün değerli üyeleri, inşaat ve finans sektörünün uzmanları, kamu ve özel sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli akademisyenlerimiz, kıymetli konuklarımız ve basınımızın gözüyle temsilcileri. Bursa'nın geleceği, geleceğin Bursa'sı için kentimizde ilk kez gerçekleştirilen kentsel dönüşüm zirvesine hepiniz hoş geldiniz. Kentsel dönüşümün uygulandığı ve uygulanacağı bölgeler için yeni fikirler geliştirmek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araya geldiğimiz bu özel zirvenin açılışında başta Osman Gazi ve Yıldırım belediyelerimiz olmak üzere zirvemizin mimarları için ben güçlü bir alkış rica ediyorum sizden. Çok emek verdik. Bugün kentsel dönüşümde farkındalığı artırmaya amaçlayan bu özel zirve kapsamında kentsel dönüşüm sürecinde yer alacak olan tüm tarafları kentsel dönüşüm konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm ve insan, kentsel dönüşümde Bursa'nın mevcut durumunun değerlendirilmesi, örnek belediyelerimiz ve çalışmaları, kentsel dönüşümün teknoloji, yatırım ve finans boyutu, kentsel dönüşümde inşaat malzemeleri, önemi ve enerji verimliliği, şehir planlaması ve imar, teknik ve stratejik yaklaşımlar gibi konuları kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, akademisyenlerimiz ve uzmanlar nezdinde değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bağlamda lafı daha fazla uzatmayacağım. İlk sözü Konut Yapı Genel Müdürü Sayın Utku Çalışkan'a bırakıyoruz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörüm, Sayın Uludağ Üniversitesi Rektörüm, üniversitelerimizin değerli öğretim üyeleri, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, Sayın Yıldırım Belediye Başkanım, kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız, basınımızın değerli mensupları ve değerli misafirlerimiz. Konut Yapı Gazetesi tarafından düzenlenen Bursa'nın geleceği, geleceğin Bursa'sı temalı Bursa Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli konuklar, Van'da yaşanan acı depremin ardından o dönem başkanlık koltuğunda oturan şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetme pahasına dahi olsa başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği artık hayatımızın bir parçası oldu. Deyimi yerinde ise kentsel dönüşümle yatıp kentsel dönüşümle kalkmaktayız. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ard arda kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor. Özellikle de birinci derece deprem riski taşıyan Bursa'nın da aralığında bulunduğu kentsel dönüşüm bizim için çok büyük önem arz ediyor. 6000 yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan 700 yıldır önce Osmanlı ardından Türkiye Cumhuriyeti ile değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelen güçlü bir kentte yaşıyoruz. Ekonomik açıdan önce olan Bursa'nın kentleşme açısından da örnek olması amacıyla belediyelerimiz öncülüğünde özel sektöründe destekleriyle bir seferberlik başlatıldı. Özellikle Osman Gazi Belediye'miz yıllardır titiz bir çalışma yürüterek master plan hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çalışmalar yapıldı. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Bursa'nın dönüşümüne öncülük ederek bu konuda mihenk taşı olacağına inanıyoruz. Yıldırım Belediye'miz de daha yaşanabilir bir Yıldırım'ı hayata geçirmek üzere Kentsel Dönüşüm ve Planlama Merkezi oluşturdu. Ve dönüşüm safhalarında emin adımlarla ilerlemekteler. Özel sektörümüzde kentsel dönüşüm sürecinin olmazsa olmazlarıdır. Bursa İnşaat Sektörü'nün özel sektör temsilcileri gerek işbirliğine yaklaşımları gerekse gerçekleştirdikleri projelerle kentsel dönüşüm sürecinin adeta lokomotifi oldular. Değerli konuklar, böylesine önemli bir konunun ilgili kesimlerce bütün detaylarıyla ele alınması ve doğruya ulaşmak adına ortak akılla hareket edilmesi Bursa'nın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle vatandaşların aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi, böylelikle kamuoyu desteğinin alınmasına öncelik arz etmektedir. Biz Konut ve Yapı Gazetesi olarak yayın hayatımıza başlarken
kentsel dönüşüm projesinin ve kentsel dönüşümün Bursa'daki sesi olmayı, ilgili tarafları sürekli bir araya getirmeyi ve bu vesileyle de bu sürece katkı koymayı hedeflemiştik. Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca sektörel buluşmalar başlığıyla bu konuda onlarca etkinlik düzenledik. Belediyelerimizi, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini çeşitli toplantılarla bir araya getirdik. İlk günden bu yana farklı kesimler arasında köprü olan gazetemiz Konut ve Yapı, bugünkü başarısının buna borçludur. Bundan sonra da kentsel dönüşümü konuşulduğu her yerde olmaya ve bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, 4. yaşımıza girdiğimiz bu yıldan itibaren etkinliklerimizi daha geniş kapsamlı olarak düzenlemeyi ve daha geniş kitlelere kentsel dönüşüm ortak paydasında buluşturmayı amaçlıyoruz. Sağ olsun ilk olarak Line TV yönetimiyle bu düşüncemizi paylaşmıştık. Kendileri de bizleri desteklediler. Artık Bursa'nın kentsel dönüşümle ilgili bir televizyon programı da var. Her cuma canlı yayında saat 21'de Bursalılar başta olmak üzere Türkiye'nin bütün evlerine girerek kentsel dönüşüm hakkında detaylı bilgilendirmeleri bizzat şahsımın sunduğu programla kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Zirve için görüştüğümüz Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Edebali projemize büyük destek verdiler. Gerek başkan yardımcıları Cem Kürşat Hasanoğlu, gerekse Sayın Başkan Yardımcısı Şenol Şimşek bizzat görevlendirilerek, gerekse kentsel tasarım müdürleri bu süreçte bizlere büyük katkı sağladılar. Uludağ Üniversitemizde geniş bir ekiple zirvemizin hazırlıklarında bizlere yardımcı oldu. Profesör Doktor Nilüfer Akıncı Türk, Profesör Doktor Adem Doğangün, Doçent Doktor Murat Taş danışma kurulu toplantılarımıza katılarak bizlere destek oldular. Kentimizin genç üniversitesi Bursa Teknik Üniversitesi adına Doçent Doktor Beyhan Bayhan akademik çalışmalarda bu zirve için bizlerle birlikte çalıştı. Meslek odalarını temsilen danışma kurulumuza katılan İnşaat Mühendisleri Odası Sayın Basri Akyıldız'a, kentsel dönüşümün özel sektör temsilcisi İMSİAT'a teşekkür ediyorum. Zirvemizin ana sponsoru BAK Yapı'ya, kentsel dönüşüm araştırmasını yapan Betimar araştırmaya, sponsorlarımız arasında yer alan Akat İnşaat'a, Bey Plus'a, Atış Yapı'ya, Atış Kanalcı'ya, Real İnşaat'a, Sait Zorlu İnşaat'a ve Alpiş İnşaat'a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizlere çözüm ortaklığı sağlayan Divan Otel ve Bursa Medya Takip Şirketleri'ne de teşekkürlerimi iletiyorum. Bir teşekkürümüz de zirve için işbirliği yaptığımız Büyükşehir Belediyesi, Burtimder ve Mimar ve Mühendisler Grubu'na. Düzenlediğimiz zirvenin Bursa'nın kentsel dönüşüm başarısına bir nebze olsa katkı olursa bundan mutluluk duyacağız. Amacımız kentsel dönüşüm zirvesini her yıl daha da geliştirmek, yeni ve farklı çalışmalarla karşınıza çıkmaktır. Katılımlarınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder. Etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşırım. Zirvenin verimli geçmesi temennisiyle saygılarımı sunarım. Sayın Çalışkan'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili son yapılan araştırmalar ve sonuçlarını değerlendirmek ve bizlerle paylaşmak üzere kürsüye Betimar Araştırma Şirketi'nden Sayın Gürkan Duman'ı davet ediyoruz. Sayın Duman, buyurun. Sayın protokol mensupları, değerli katılımcılar, Konut Yapı Gazetesi Betimar Araştırma İşbirliği ile 1-5 Şubat tarihleri arasında Bursa halkının kentsel dönüşüme bakışını ortaya çıkarmak için bir kamuoyu araştırması yaptık. Amacımız Bursalı'nın kentsel dönüşüm konusunda algı, bilgi ve beklentilerini ölçmek için 1465 örneklem ile Bursa'nın 17 ilçesinde %95 güven aralığında artı 3, eksi 3 hata payı ile %100 teknikle bir çalışmamız oldu. Çalışmamızda cinsiyet, yaş kotası ve sosyal ekonomik statü kotası uygulanmıştır. Verilerimize gelirsek, halkımıza binanızın tipi nedir diye sorduk. Ne şekilde bir binalarda yaşıyorsunuz gibilerinden. Halkımızın %59'u müstakil gecekondu tarzında,
%41'i ise apartman tarzında binalarda yaşadığını belirtti. Binanızın kaç yaşında olduğunu sorduk. Buraya baktığımız zaman %38'lik dilim 21 ile 30 yaş arası, %31 ile 40 yaş arası %17 dilim ve 41 ve üstü %6'lık dilimi kapsamaktadır. Bakıldığı zaman ortalama %63'lük bir dilim binaların yaşının yaşlı olduğu ve kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili bir beklenti içerisinde olduğunu göstermektedir. Pardon. Ev sahipliği durumumuz nedir diye sorduk. Halkımızın %68'i ev sahibi olduğunu, araştırmaya katılanların %32'si kiracı olduğunu belirtti. Binanızın deprem riski taşıyıp taşımadığını biliyor musun diye halkımıza sorduk. %54'ü bir bilgisi olmadığını, %46'sı ise kısmen bildiğini söyledi. Bursa'nın depreme karşı hazırlıklı olduğunu düşünüyor musun sorusunda da %79'luk bir kesimin Bursa halkının depreme hazırlıklı olmadığı düşüncesini savunuyor. Kentsel dönüşüm kavramı deyince ne düzeyde bilginiz var dedik. Burada bakıldığı, görüldüğü gibi %45'lik bir deminin kısmen bilgisi olduğu, %21-22'ye yakının bilgisinin olmadığı, %5'lik diliminde hiç bilgisi olmadığı, ortalama da %72-73 civarında halkımızın kentsel dönüşümle ilgili kısmen ya da bilgisi yok anlamında bir veri ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm ile ilgili bilgiyi hangi kaynaklardan elde edindiniz? Dikkat ederseniz burada eş, dost, akrabalar %32'lik bir kısımla ön plana çıkıyor. Sosyal medya, yasal ve görsel medya %29, %21'lik dilimle ön plana çıkmaktadır. Kamu, kurum ve belediyelerden bilgi alma anlamında %14'lük bir dilim var. Bizzat uygulamayı yerinde gördüm ya da gördüm diyenlerin kısmı da %3'lük bir dilimde. Kentsel dönüşüm kavramının vatandaş üzerindeki etkisini görmek istedik burada. Yaptığımız çalışmada Bursa halkımızın %76'sı kentsel dönüşüme olumlu bir bakışı var. %20'lik bir dilimisinde olumsuz bir bakışı var. Halkımızın verilerine göre bakıldığı zaman kentsel dönüşümle ilgili aslında bir beklenti olduğu, olumlu bir beklenti olduğu ama bir kararsızlığın da göz önünde olduğu görünmektedir. Kentsel dönüşüm kavramı denince aklınıza ilk ne geliyor dedik. Burada açık uçlu bir sorumuz oldu. Kriterleştirdik sorularımızı. Vatandaşlarımızın %30'luk dilimi, %29-30'luk dilimi mevcut binaların yıkılıp yeniden yapılanması, çarpık kentleşimin önlenmesi verisini verdi. %28'lik bir dilim ise sosyal donanım, yaşam ve çevre düzenlemesi olarak gördü. %10'luk dilim ise, 11'lik dilimi ise depreme dayanıklı evler tarzında düşünüyor. %5'lik kısım, yani bu basında da çok fazla ön plan çıkıyor. Acaba olur mu olmaz mı gibilerinden çok küçük bir oranda gözüküyor. %5'lik bir dilimde halkın kafasında bir soru işareti var. Güvensizlik, mağduriyet, adaletsizlikle ilgili %5'liğe yakın, %6'ya yakın bir durum var. Burada işte binamızın değerinde olur mu, karşılığını alabilir miyiz gibi bir cümleler kullanıldı. Sizce kentsel dönüşüm ne için yapılıyor dedik. Halkımızın %41'i deprem güvenliğini sağlamak için diye belirtti. Sosyal donanımlı yaşam olarak %34'lük bir dilim ön plana çıktı. Rant diyenlerin kısmında %16'lık bir kısım ön plana çıktı çalışmamızda. Kentsel dönüşüm yasası hakkında bilginiz var mı? Halkımızın %90'ına yakını kentsel dönüşüm yasası hakkında açıkçası çok fazla bir bilgisi yok. Bu alanda belediyelerimize, kurumlarımıza ciddi anlamda bir veri vermek gerekiyor. Yaşadığınız konuttan memnun musunuz? Şu an için yaşadığı konuttan memnun olup olmadıklarını sordu kendilerine. %71'lik dilimin memnun olduğu, %11'lik dilimin de memnun olmadığı gözlemlendi. Burada ilginç olan bir şey, konutunuzun kentsel dönüşümde yenilenmesini ister misiniz? Halkımızın %62'si evet diyor. Yani %1 geri gelirsek %70'lik kısmı yaşadığı konuttan memnun. Fakat bu konutunuzun kentsel dönüşümde yenilenmesini ister misiniz sorusuna ise %62'lik bir evet çıkıyor. Konutunuzun kentsel dönüşüm kapsamında kaç katlı olmasını istersiniz?
Burada açık ara %3-5 kat civarı, %65'lik bir dilim, 5 katı mümkünse geçmesin gibi bir algısı oluşmuş vatandaşın üzerinde. %15'lik kısım da 5-10 kat arası olabilir diyor. Belediyelerin kentsel dönüşüm uygulamalarını destekliyor musunuz? Burada da %57'lik bir dilimle belediyelerin kentsel dönüşümünü desteklediğini, %20'ye yakında kısmen desteklediğini belirtiyor halkımız. Belediyelerin kentsel dönüşüm uygulama hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Burada %65'lik bir dilim kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında belediyelerimizden bilgi almak için evet diyor. %35'lik kısımda hayır cümlesini kullanmış. Bizi dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Saygılar dileriz. Sayın Duman'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Zira araştırmanın sonuçları gösteriyor ki bu zirveyi düzenlememizin önemi ortada. Zirvemizin ana sponsorluğunu üstlenen Bakyapı Grup adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Bakgöl şu anda aramızda değil. Ama kendilerine teşekkür amaçlı kısa bir tanıtım filmimiz var. Hep birlikte izliyoruz. Tecrübesiyle ülkemiz insanının ihtiyaçlarına uygun projeler üreten, kaliteden taviz vermeyen, hızlı, güvenilir, her daim yenilikçi, konforu ekonomiyle buluşturan ve her projesi büyük ilgiyle beklenen Bakyapı, bugün Türkiye'de yaşam standartlarını sürekli yükselten ve belirleyen. Bakyapı, inşa ettiği huzurlu yaşam alanlarında konforu yenilikle buluşturan, metropol hayatında özlenen sıcak aile ortamları ve komşuluk ilişkilerinin eksik olmadığı huzurlu bir yaşam hali olmuş. Bakyapı. Evet, bu konudaki bilincin oluşturulmasına katkıda bulunan bu film için ve bu zirveye destekleri için Bakyapı gruba bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Yerel yönetimlerin desteği çok önemli biliyorsunuz böylesine zirvelerde. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına da Genel Sekreterimiz Sayın Bayram Vardar Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Vardar buyurun. Sayın Valim, çok değerli rektör hocalarım. Çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları. Ben de şahsım ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü toplantımızın, buluşmamızın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bildiğiniz üzere Bursa tarihi dokusu itibariyle Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden birisi. Bursa'da yapılacak her değişiklik, bu şehrin sadece mimari dokusunu değil, sosyal ve kültürel dokusunu da etkilemektedir. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel dönüşüm projelerimizi şehrimizin bu hassasiyetini göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm, eski binaların yıkılıp yerine yeni modern binaların yapılması değildir. Çok daha geniş kapsamlı bir değişim sürecidir. Bursa'da kentsel dönüşümü anlayabilmemiz için öncelikle kentsel gelişimin seyrine bakmamız gerekir. 1939'da Bursa'mızın yerleşim alanı 838 hektar. O günden bugünlere uzanan süreçte yerleşim alanımız 20 kat artarak 16.397 hektara çıktı. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak gelişen hızlı göç beraberinde kaçak ve çarpık yapılaşmayı getirdi.
kent merkezinin önemli bir kısmının doğal ve tarihi sit alanlarıyla oluşması önemli bir dönüşümü de dönüşüm imkanını da kısıtlamaktadır. Binaları kamulaştırıp yıkarak bu alanları park, yeşil alan, spor tesisi ve yeni yol gibi hizmetlere dönüştürdük. Örneğin 2010 yılında yaşanan şiddetli yağışlarda Cilimboz Deresi'nin taşması sonucu dere yatağında bulunan ve sel suları altında kalan 42 binayı kamulaştırıp yıktık. Daha önce riskli alan olan bölge şimdi park ve rekreasyon alanı olarak bölgeye değer kattı. Bu, o bölge için önemli bir kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisidir. Bursa olarak biz de bu alanda örnek uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Bursa'da 350 bin bina olduğunu ve bunun %15'inin acil yenilenmesi gerektiğini düşünürsek 50 bin binayı yenilememiz gerekli. Bu da eski yapı stoğunun yıkılması demek. Biz de hem eski yapı stoğunu eritecek hem de o bölgeleri hizmetle buluşturacak projelere ağırlık vermekteyiz. Diğer bir örnek Çelebi Mehmet Bulvarı. Bu çalışmalar için en önemli örneklerden birisi. Soğanlı, Fatih ve Çift Havuzlar mahallelerini kapsayan bu bölgelerdeki dar sokaklarda belediye otobüsleri bile zor çalışıyordu. Hem bölgedeki eski yapı stoğunu eritmek hem de Ankara yoluna alternatif bir güzergah oluşturmak için hayata geçirdiğimiz projelerde 245 adet bina yıktık. Yine Yıldırım bölgesindeki Davut Kadı Dağ Yolu Caddesi'nin genişletilmesi için 40'a yakın bina kamulaştırılıp yıkıldı. Vişne, Eflak, Derya, Köklü ve Kervan Caddesi gibi tüm yol genişletme çalışmaları için eski ve tehlikeli binaları yıkıyoruz. Böylelikle mahallelerdeki eski yapı stoğunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Ortalama her iş günü bir bina yıkıyoruz diyebiliriz. Son 5 yılda bu tür projeler için yıktığımız bina sayısı 1000'e yaklaştı. Bunun yanında sadece özel şahıslara ait binalarda değil, belediyemize ait eski yapı stoğunun güçlendirilmesi için de çalışmalarımız sürüyor. Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne Büyükşehir Belediye'mizin lojmanları olarak kullanılan 21 bin metrekarelik alanda 26 parselde bulunan 13 yapı bloğu yıkılmış oldu. Burayı 180 dairelik modern bir yaşam alanına dönüştürerek projemiz hızla ilerliyor. Yeni binalar yükselmeye başladı. Bu projemizi de bu yıl içinde tamamlamak istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yeni yollar, park, yeşil alan ve spor tesisi gibi yatırımlar için eski yapı stoğunun kamulaştırılıp yıkılmasına yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bunun yanında belli bölgelerde kentimize de büyük prestij katacak dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bunların en önemli kentin merkezinde bir çöküntü bölgesi olarak duran sıcak su tabakhaneler bölgesi. Bilindiği gibi buradaki dericileri tasfiye ettik ve alanın büyük bir kısmını da temizledik. Buranın, Bursa'nın en prestijli bölgesi olması için uzun süredir çalışıyoruz. Ancak yaklaşık 98 bin metrekare alanda 357 hak sahibi olması süreci uzatıyor. Bir projeyi uygulamak için tüm hak sahiplerinin muvafakatı gerekli. Son geliştirdiğimiz proje bölgenin termal bir kür merkezi olmasına yönelik. Bu konuyu da çok inceleyip sık dokuduk. Almanya'daki Bad Fishing, Avusturya'daki Obernberg termal tesislerini yerinde inceledik. Yapılan istatistiklerde sıradan bir turistin gittiği ülkeye 800 dolar, sağlık turistinin ise 8500 dolar gibi getirisi olduğunu gördüğümüzde böyle bir tesisin hem yapıldığı alana değer katacak hem de Bursa'yı termal turizm açısından da bir adım öne geçirecek. Hak sahipleriyle birebir görüşmeler yaparak hisseleri oranında proje paydaşı olmayı ya da kamulaştırma talebinde bulunma tekliflerini sunuyoruz. Öncelikle kamulaştırma talep eden hak sahiplerinin işlemlerine başladık. Yakın bir zamanda sonuç alıp bir an önce bu projenin startını vermek istiyoruz. Kentsel dönüşüm uygulamaları şehirlerin geleceğini etkileyen çalışmalardır. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın 2030 yılını hedef alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını 60 akademisyenin koordinatörlüğünde
toplumun tüm katmanlarının görüşlerini alarak hazırladık. Burada kentimizin ortak vizyonunu şu şekilde belirledik. Doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa olarak belirledik. Yani sadece kentsel dönüşümde değil, tüm hizmetlerde önceliğimiz yüksek yaşam kalitesi. Bunu sağlamak için tüm mahallelerimizi yeşil alanlar, parklar, spor ve sağlık tesisi gibi sosyal donatı alanlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın eğitimden sağlığa, spordan sosyal hayata kadar tüm ihtiyaçlarını bulundukları mahallelerde karşılayabilsin istiyoruz. Kentsel dönüşüm sunumlarının yapılacağı, deprem gerçeği, akademik yaklaşımlar, şehir planlaması ve imar uygulamalarının akademisyenlerce ele alınacağı bu zirvenin Bursa'mızın geleceğinin inşasına katkı sağlayacağı inancındayız. Bu çalışmaların şehrimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor. Çalışmanın başarılı geçmesini temenni ediyorum. İyi çalışmalar. Sayın Bayram Vardar'a çok teşekkür ediyoruz. Zira Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hem şu ana kadar kentsel dönüşüm zirvesi hakkında yaptığı çalışmalar hem de bundan sonra izleyeceği yol haritası hakkında bize önemli bilgiler sundu. Açılış konuşmaları için son sözü Bursa Vali Vekilimiz Sayın İbrahim Avcı'ya bırakıyoruz. Sayın Avcı, arz ederim. Sayın Başkan Vekilim, çok değerli rektörlerim, kıymetli belediye başkanlarımız, kamu ve meslek örgütlerinin çok değerli temsilcileri, kıymetli sivil toplum örgütü temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Öncelikle bugün bu kentsel dönüşüm çalışmasına hoş geldiniz. Sağlık Bakanımızın ilimizde olması nedeniyle, Sayın Valimin kendilerine refakat etmesi sebebiyle aramızda olamadığı için başarı ve selam dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında böyle bir teknik toplantıda ben daha kısa konuşmam lazım diye düşünüyorum. Çünkü karşımda bizi bugün bilgilendirecek olan depremle ilgili hocamı görüyorum. Hepimizin bildiği üzere ülkemizde meydana gelen son yıllardaki doğal afetlerin önemli bir kısmı %61'i depremler, heyelan, su baskını gibi afetlerle beraber yaklaşık olarak son 60 yılda 182 depremde 93 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 500 binin üzerinde bina yıkılmıştır. Bursa'mıza baktığımız zaman, Bursa'mız içinde durumun çok farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Bursa'da birinci derece deprem bölgesinde bulunmakta. Bununla birlikte biraz önce Başkan Vekilimizin izah ettiği gibi yapı stoğu açısından da gözden geçirilmesi gereken bir durumdayız. İşte bu konularda 6306 sayılı afet riskini azaltan alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ve son yapılan hukuki ve mali düzenlemelerle bunun altyapısının önemli ölçüde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Tabii hepimizin amacı sağlıklı ve yaşanabilir bir Bursa'nın yaşatılması, yaratılmasıdır. Bu bağlamda takriben iki ay önce gene bu salonda bir Yeşil Şehirler Zirvesi yapıldı. Arkasından bugün gene bu kompleksin bir başka bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca şehir kimliği çalıştayı yapılmakta. Bunların hepsindeki ortak amaç insanımızın sağlıklı, çağın gerektirdiği,
koşullarda bir yaşam standartının yakalanmasıdır diye düşünüyorum. Evet, bu ülkenin havasını, suyunu ve toprağını planlamamız, programlamamız ve koruma, kullanma dengesi içerisinde de gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yanında biraz önceki araştırmada da görüldüğü üzere en önemli konulardan birisi de asıl bu işin paydaşlarından olan konut sahibi vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi, bu konunun anlatılması, paylaşılması ve sonuçta diğer paydaşlarla beraber başarıyı ancak öyle yakalarız diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşünce içerisinde bu çalışmanın verimli ve başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Avcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını burada noktaladık. Belediyelerimizin teknik sunumlarına geçmeden önce iki üniversitemizin değerli rektörleri aramızda. Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Kamil Dilek ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Karademir'in de görüşlerini almak isteriz. Sayın Dilek, buyurun efendim. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, Sayın Yıldırım Belediye Başkanım, aramızda yer alan misafir, hocalarımız, akademisyenler, saygıdeğer akademisyenler, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer basın mensupları. Böylesine güncel bir konuda, böylesine güzel bir zirvede Uludağ Üniversitesi olarak görev almaktan gerçekten de büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii kentsel dönüşüm dünyanın da tartıştığı bir konu. Ama hekim olarak şöyle bir örnek verirsem belki bu konuyla örtüştürürsünüz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman akademik hayatta veya eğitim hayatında veya araştırma hayatında veya sanayide yüksek teknolojik ürün geliştirmekte veya ihracatı arttırmakta hedefiniz ne olursa olsun nihai hedefimizin insanın yaşam kalitesini arttırmak olduğunu hiç ama hiç unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bütün yaptığımız işlerin ve güzelliklerin, hayallerin hedefinde insan var ve insanın yaşam kalitesi, insanın mutluluğu var. İşte kentsel dönüşüme de bu açıdan bakmamız gerekir diye düşünüyorum doğrusu bir akademisyen olarak da. Burada saygıdeğer bilim insanları içinde belki bu konuyla ilgili değilim mesleğim olarak ama hekimlikte şöyle bir kavram olabilir. Günümüzde çok gelişmiş laboratuvar yöntemleri var, bilgisayarlı tomografiler var, MR'lar var, gelişmiş laboratuvar yöntemleri var. Bir bireyi bu açıdan değerlendirdiğinizde hiçbir olumsuzluk bulmasanız bile hekim olarak size sağlıklı birey olarak gelse bile bu şahıs ama kendisine sorduğunuzda hayır doktor bey ben mutlu değilim, ben rahatsızım diyorsa, bu objektif verileriniz, ölçülebilir verileriniz, neyi söylerse söylesin, hekim olarak bu insan mutsuzdur ve sağlıklı değildir. İşte kentsel dönüşüm içinde bu açıdan bakmamız lazım. Yani yaşam kalitesinin unsurları elbette ki var. Kentsel yaşam kalitesi adına baktığımız zaman da işte çevrenin güzel olması, ulaşımın kolay olması, barınmanın olması veya gayri safi milli hasılanın gelirin yüksek olması böyle birçok objektif veriler arda arda sıralayabiliriz. Ama biraz önceki örnekten yola çıkarak bütün bunları sağlamış olmanıza rağmen insanınıza mutluluk sunamayabilirsiniz. O halde ya mutluluk veya yaşam kalitesi dediğiniz şeyin belki de insanın geçmişi, kültür hayatı, sosyal hayatı içinde kendisini bir algılaması olarak düşünmemiz lazım. Bu açıdan baktığımız zaman da belki dikkat çekilmesi gereken nokta bu olabilir. Diyelim ki Barcelona'da, Kopenhag'da uygulanan bir kentsel dönüşüm modelinin ülkemiz insanına veya Bursa insanına mutluluk sağlamayacağını da zihnimizin bir kenarında bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum.
O açıdan da estağfurullah, çok teşekkür ederim. O açıdan da biraz daha dikkatli, biraz daha titiz, biraz daha insanımızın duygularını, düşüncelerini, örflerini, kültürünü ve beklentisini öne alan bir kentsel dönüşüm politikasının herhalde Bursa'mıza veya insanımıza mutluluğu adına daha çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. Yaşam kalitesini neden önemsiyoruz ya? Dünya neden önemsiyor yaşam kalitesini? Yaşam kalitesi eşittir mutluluk, mutluluk eşittir huzur ama daha da önemlisi huzur eşittir üretkenlik ve verim. Bu açıdan bakmamız lazım. Dolayısıyla da ben Bursa'mız kentsel dönüşüm adına çok deneyimli, burada çok deneyimli başkanlarımız var. Onlar da deneyimlerini sizlere aktaracaklar. İyi ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum doğrusu. Ama bu zirvenin de bu kentsel dönüşüm açısından bilincimizin gelişmesinde veya kendimize doğru rota tespit etmemizde, daha da önemlisi Bursa'mıza ve Bursa halkına yaşam kalitesinde artış, mutluluk ve huzur sağlamasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Uludağ Üniversitesi Rektörümüz Sayın Kamil Dilek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Karademir Beyefendi'yi de alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, değerli belediye başkanlarım, Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, sayın konuklar, sektör temsilcileri, Utku Bey'e teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kısaca bir iki şey söylemek isterim son konuşmacı olarak. Kentsel dönüşümü insanlar yapacağına göre insanlarda önce içsel dönüşüm olması lazım. Kentsel dönüşümü kurumlar yapacaklarına göre kurumdaki yöneticilerde ve o bireylerde kurumsal dönüşümün olması lazım. Aynı zamanda bu kentsel dönüşümün inşasını yapacak sektör temsilcilerinde de bir dönüşüm olması lazım. Ruhsal bir dönüşüm. Bu program onun olduğunu gösteriyor. Bu toprakların, geçen Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmiştim. Bu toprakların kazanılmasında insanlar, atalarımız canlarını vermişler, kanlarını vermişler. Bizden öyle bir şey istenmiyor. Biz sadece mesaimizi verelim, biraz düşünelim ve şu toprakları daha yaşanabilir hale getirelim. İngiltere'de bir süre kaldım ben. Orada bir kanal vardı. İçerisinden su akıyordu ama su değildi, başka bir şeydi. Ve yaşam diye bir şey yoktu. Orada kısa sürede onu nasıl değiştirdiklerini, çevresini nasıl güzelleştirdiklerini gördüm. Buraya döndüğümde şu Nilüfer Çayı etrafını gördüm. Çok sevindim. Yani biraz abartılı gelebilirsiniz ama gerçekten gözlerim yaşardı. Türkiye'mizde, ülkemizde çok güzel şeyler yapılıyor. Evet, bizler de yapabiliriz. Diğer insanların yaptığını bizler de yapabiliriz. Hatta biz onların hepsine örnek de olabiliriz. O anlamda Büyükşehir Belediye'miz, valilerimiz ve belediye başkanlarımız bu anlamda çok güzel şeyler yapıyorlar. Devamını diliyoruz. Bu anlamda atalarımızın bize yadigar olan bu toprakların gereği gibi kullanılması, yaşanabilir olarak gelecek nesillere aktarılması konusunda bizim hepimizin üzerine boynumuzun borcudur bu. Bursa Teknik Üniversitesi yeni bir üniversite olarak bu anlamda gerekli bütün yapılanmalarını elinden geldiği kadar yapmaya çalışacaktır. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, faydalanmasını diliyorum. Sayın Karademir'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm sunumlarına geçiyoruz. Bu bağlamda sözü belediyelerimize bırakacağız. İlk söz Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Edebali'nin. Sayın Edebali, buyurun. Saygıdeğer valim, çok değerli rektörlerimiz, Osman Gazi Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye'mizin Genel Sekreter Yardımcısı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, sektör temsilcilerimiz, saygıdeğer muhtarlarımız, ben de sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu zirvenin hazırlanmasında emeği geçen Konut Yapı Gazetesi'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Bursa'da bir ilk, toplum nezdinde bu kadar önemli bir konunun şehirlerde birinci öncelikli olarak değerlendirilen bir konunun toplumun bütün kesimleri huzurunda tartışılması ve müzakere edilmesi çok önemlidir. Ve bu toplantıya muhtarlarımızın katılmış olması da ayrı bir memnuniyet verici bir hadisedir. Çünkü toplumun nabzını tutan insanlarımızın kentsel dönüşüme bakışını sahada, mahallede en iyi nabzı ölçen kişilerden kesim de muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın ilgi göstermesi gerçekten kayda değer. Ben konuşmama başlarken önce Gürkan kardeşimizin kentsel dönüşümle ilgili yapmış olduğu anket üzerinde bir değerlendirme yaparak başlamak istiyorum. Gerçekten anketin yapılması da çok önemli. Toplumumuzun kentsel dönüşüme bakışını ortaya açık olarak ortaya koyuyor. Kentsel dönüşümle ilgili bilgi sahibiyim diyen, kesinlikle biliyorum diyen yanılmadıysam %1.8. Kentsel dönüşümü istiyoruz diyen %60'ın üzerinde. Ya dönüşümü istiyoruz ama dönüşüm hakkında, yasası hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. Bu çarpıcı bir durum. İkincisi, insanlarımız yaşadığı konuttan memnun. Orada yüksek bir oranda %60'ın üzerinde yaşadığım konuttan memnunum. Sayın Valimizle de değerlendirdik. Aslında bir memnuniyet yok ama bizim toplumumuz, bizim kültürümüzde aza kanaat eden bir toplum olduğumuz için o değerlerimize saygıdan dolayı diyoruz yaşadığımız konuttan memnunuz. Aslında memnun değiliz çünkü kentsel dönüşümü istemek yüksek oranda yaşadığımız mekandan, yaşadığımız alandan memnun olmadığımızı gösteriyor. Şimdi bu anketteki farklı değerlendirmelerin oluşmasından ben şu sonucu çıkardım. Kentsel dönüşüm hadisesi şu anda tam olarak toplumumuzda gerçek manada özümsenen bir kavram değil. Biraz bir şehir efsanesi gibi bir kavramdır. Dolaşıyor, dönüşüm iyi bir şeydir, yapalım dönüşümü. Ama nasıl yapılması gerektiği, nereden başlanması gerektiği, hangi temel ilkeleri esas alarak kentsel dönüşümü yapacağımız konusunda eksiklerimiz var. Dolayısıyla bu toplantıların da kentsel dönüşüm konusunda toplumsal bilincin oluşması adına çok önemsiyoruz. Utku Bey ilk bu toplantı için bize geldiğinde doğrusu ya ben bu kadar güzel bir katılımın, bu kadar nitelikli bir toplantı olacağını tahmin etmemiştim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıların devamını diliyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak da bu tür çalışmalarda her türlü katkıyı koyacağız. Hatta önümüzdeki günlerde biz şöyle bir toplantı düşünüyorduk. Bursa'nın yatırımcılarıyla, sektör temsilcileriyle, Yıldırım Belediyesi olarak bizim yapmış olduğumuz planlama çalışmalarıyla ilgili kendilerine bilgi vermek ve Yıldırım'da nasıl bir dönüşüm modeli öngördüğümüzü ve onların da fikirlerini alarak bir zirve yapmak istiyorduk. Dolayısıyla bu tür toplantıların önemi büyük. Bizim artık bu konuyu bir şehir efsanesi kavramından çıkarıp gerçekten uygulamaya geçmemiz gerekir. Tabii ki kentsel dönüşüm konusu konuşmacılarımız da bahsettiler. Dünyada konuşulan bir konu ama kentsel dönüşümü başaran ülkeler, başaran şehirler bundan çok zaman önce bu çalışmaları yaptılar. Kentsel dönüşüm dünyada 120 yıldır konuşuluyor. Londra 120 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı. Ve ülkemizdeki kentsel dönüşüm konusunun konuşuluyor olması son yıllarda, son 15-20 yıldır. Ama bir projeyi hayata geçirmenin, bir projede başarılı olmanın üç önemli boyutu var. Değerli misafirler. Bu projenin küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil. İster bir
yerel yönetimler için söylüyorum. Bir tane çeşme yapın veya büyük bir kentsel dönüşüm projesi yapın. Bir defa hukuksal boyutu önemlidir. Hukuki bir tavana oturması lazım yapacağınız işin. Teknik yönü önemlidir. Teknik planlamasının yapılması lazım. Üçüncü önemli boyutu da toplumsal önceliklerdir. Yani sizin yapacağınız iş toplum nezdinde, toplum bunu birinci derece öncelikli bir hizmet olarak bakıyor mu? Bu önemlidir. Şimdi ülkemizdeki kentsel dönüşüm konusunda bizim kayda değer bir yol alamamamızın sebebi biraz hukuksal altyapıdan kaynaklanıyor. Çünkü daha önceki 6306 sayılı yasadan önceki kentsel dönüşümle ilgili yasa, Belediyeler Kanunu'nun 76. maddesine göre biz kentsel dönüşüm çalışmalarını yapıyor idik. Ama bu kanunun bir uygulama yönetmeliği olmadığı için kentsel dönüşüm konusunda başarılı olamadık. Çünkü çok girift bir konu. Binaları yıkıp yapmak, mekanları dönüştürmek, hak sahipleri var, mülk sahipleri var. Üçüncü hak sahibi olacak kişiler, yatırımcılar devreye giriyor. Bunun hukuksal yapısının çok güçlü olması lazım idi. 6306 sayılı yasa, tabii Van depreminden sonra Utku Bey de konuşmasında söyledi, gündeme geldi. Aslında biz 2011 Haziran seçimleri için Bursa'da bu yasa çıkmadan önce kentsel dönüşümün öncelikli olduğunu bildiğimiz için Bursa'ya özel bir deprem yasası talep ediyorduk Bursa kamuoyu olarak. Ama 6306 sayılı yasa çıkınca evet bu dönüşümün hukuksal altyapısı şu anda mevcut. Bu yasada riskli yapılar var, riskli alan kavramı var, rezerv alan kavramı var. Eğer dönüşüm yapmak istenildiği zaman önce yaşadığımız mekanların sağlıklı, güvenli binalar olup olmadığını test etmemiz lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili kıldığı kurumlar var. Bunların içinde belediyeler de dahil. Yaşadığımız binayla ilgili bir risk analizi yapıp binamız orta şiddete bir depreme dayanıklı mı değil mi? Çok basit bir sistemle öğrenebiliriz. Eğer binamız risk tespitinde sınıfı geçemediyse ya güçlendirme veya dönüşümle ilgili şu andaki hukuki mevzuat çok büyük imkanlar sağlıyor. Harç ve vergilerden muafız, kredi alabiliyoruz, yatırımcılar için de aynı durumlar söz konusu. Dolayısıyla bizim kentsel dönüşüm konusunda Bursa olarak ya da Türkiye olarak adım atabilecek konumumuz hukuksal olarak var şu anda. Hukuki yönden bir sıkıntı yok. Gelelim teknik yönüne. Tabii teknik yönü çok önemlidir. Siz bir şehri dönüştürecekseniz, o şehrin bir sürdürülebilir bir mekansal gelişim, sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla, bir bütünsel bakış açısıyla konuya bakmanız lazım. Konuya sadece biz mekanları dönüştüreceğiz, eski evleri yıkıp yerine yeni evler yapacağız dediğimiz zaman bu teknik planlama noktasında eksik kalır. Teknik planlamanın bir sürü planlama boyutları var. Bunun stratejik planlaması var, master plan çalışmaları var ve nazım imar plan çalışmaları var. Bütünsel bakış anlayışıyla baktığınız zaman tabii ki şehri de sadece kendi düşünce boyutumuzla ya da kendi ömrümüzle şehri mukayese etmememiz lazım. Şehri de bir yaşayan bir organizma olarak düşündüğünüz zaman en az 100 yıllık, 200 yıllık olarak şehri planlamamız lazım. Dolayısıyla teknik yönünü çalışırken mutlaka o şehirle ilgili bir master plan hazırlığının olması lazım. Master planın da çok önemli temel ilkeleri var. Evet, mekansal boyut önemlidir. Tabii ki daha güzel mekanlarda, daha sağlıklı, daha nitelikli konutlarda yaşamamız gerekir. Ama bunun yanında sosyal planlama da çok önemlidir. Toplumun taleplerini, bizim
kültürel değerlerimize uygun, mimari anlayışımıza uygun, estetik anlayışımıza uygun, şehrimizin panoramasına uygun, şehrin oluşacak silüet, nasıl bir silüet olacağı ile ilgili mutlaka doğru bir değerlendirme yapmamız lazım. Tabii bunun yanında bir şehir inşa edecekseniz, yeni bir yola çıkacaksanız, bu şehrin ekonomik planlamasının da yapılması lazım. Aslında dönüşüm hadisesinin ana finansman kaynağı da ekonomik boyuttur. Sadece mekan değişimiyle biz yeterli finansmanı yatırımcı mal sahibi karşılıklı gerçekleştiremeyiz. Kentsel dönüşüm hadisesi çok büyük bütçeler gerektiren bir dönüşüm hadisesi. Bu bütçenin, finansmanın tespiti oluşacak değerle mümkün olabilir. Şehrin değerini artırarak. Şehrin değerinin artışının en önemli boyutu ekonomik boyutudur. Biz Yıldırım ölçeğinden baktığımız zaman sadece konutların yanında ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, sosyal imkanlar oluşmaya başladığı zaman, çünkü Bursa'nın çok ciddi bir üretim gücü var. Bursa'nın çok büyük bir istihdam olanakları var. Nitelikli bir üretim kapasitesi var. Ve bu yönüyle planlarken mutlaka ekonomik hareketliliği, ekonomik canlılığı daha da arttıracak, sürdürülebilir bir şehir oluşturabilmemiz için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlarken planlarımız, üst ölçek planlarımızda, master planımızda bu şehrin ekonomik planlamasının, ekonomik boyutunun çok iyi irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bunun yanında çevresel boyutunu da ihmal etmememiz lazım. Yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız tabiatta, kullandığımız imkanların çoğu sınırlıdır. Hava da sınırlı bir kaynaktır, su da sınırlı bir kaynaktır, toprak da sınırlı bir kaynaktır. Yine bu sürdürülebilir kavramını çok kullanıyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum ve sürdürülebilirlik için de hep şu örneği kullanıyorum. Hafızalarda yer etsin diye. Taşı delen diyorum, damlaların gücü değil. Taşı delen damlaların sürekliliğidir. Sürdürülebilirlik de aynen böyle bir kavramdır. Şehri hayata, geleceğe, uzun yıllara, bizden sonraki kuşaklara devredebilecek, aynı onlara da miras bırakabileceğimiz bir şehir olabilmesi için tüm boyutlarıyla sürdürülebilirlik kavramını öne almamız lazım. Çevre boyutu çok çok daha önemli. Bu sınırlı kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak bir dönüşüm yapmamız lazım. Yenilenebilir enerjiyi artık dönüşüm çalışmalarımızda kullanmamız lazım. Yeşil alanları oluşturmamız lazım. Ormanlarımızı doğru tasarlamamız, halkın kullanımını açarak ama korumamız lazım. Akarsularımızı korumamız lazım. Bunlar bizim planlama ilkelerimizde mutlaka öne çıkması gereken boyutlar. Ve bu çalışmanın içerisinde plan yaparken tüm bu planların boyutlarını da bir stratejik plan dahilinde öngörmemiz lazım. Hepsinin, her bir boyutun kendine ait bir stratejik planının olması lazım. Bunları niçin yapıyoruz? Niçin teknik yönünde bu kadar önemli boyutlara dikkat çekiyoruz? Çünkü dönüştürmek istediğimiz şey, çok değerli konuşmacılar da söylediler, kentsel yaşam kalitemizi arttırmak istiyoruz. Şehrimizde yaşayan insanlarımızın, şehirlilerimizin kültürel, sosyal imkanlardan daha fazla yararlanmasını isteyen bir şehir tasarlamak istiyoruz. Ve sosyal sermayemizi daha güçlü kılabilmemiz için bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Kültürel sermayemizi daha da artırmak için bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Beşeri sermayemiz çok önemlidir. İnsan kalitesi, eğitim, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında ortaya çıkacak şehir, ortaya çıkacak mahalle kesinlikle bizim sadece mekan değişikliği olmayacak. Hayatımızın her alanı değişecektir. Bugün
toplumumuzda konuştuğumuz sosyal problemlerin, asayiş konularının, güvenlikle ilgili problemlerin arka planında olan hadiselerden bir tanesi de çarpık yapılaşmadır. Şehrimizin şu anki var olan niteliksiz, güvenli olmayan yapısı da olmuştur. Çünkü şehir ve insan, toplum ve insan birbiriyle iniltili şeyler. Ve birbirini etkileyen unsurlar. Şehir bizi inşa eder, biz şehri inşa ederiz. Çarpık yapılaşma bizim hayatımızın her alanına olumsuz olarak girer. Moral değerlerimizi düşürür, eğitim kalitemizi düşürür, birlik ve beraberliğimizi zafiyete götürür çarpık yapılaşma. İnsanlar şehirden kopmaya başlar, insanlar sokaklarına küsmeye başlar. Onun için kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını öngörüyoruz bu temel ilkeler konusunda. Ve burada bütün kurumlar, bu işin tarafları, bu planlama çalışmalarını yaparken hepsinin yüksek bir iradeyle kararlılık göstermesi gerekir. Toplumsal kararlılık, yerel yönetimlerin kararlı durması lazım. Çünkü bundan başka bizim çıkışımız yok. Başka bir formül yok. Dünyadaki bütün uygulamalara bakın, dönüşümle ilgili çalışmalarda başka yapabileceğimiz bir alternatif yok. Doğru olarak şehrimizi tasarlayacağız ve o tasarladığımız ilkeler çerçevesinde uygulamaya başlayacağız. Hukuki yönünü tamamladınız. Teknik yönüyle bütün bu temel ilkelerinizi ortaya koydunuz. Bu da yeterli mi? Bu da yetersiz. Bu ikisi oluşsa bile bu şartlar, toplum için kentsel dönüşüm bugün öncelikli bir hadise değilse yine başaramayız. Peki kentsel dönüşüm bugün Yıldırımlar için, Bursalılar için birinci derece öncelikli bir hadise midir? Tabii ki evet. Yani sağlıksız yapılarımızı, plansız mahallelerimizi bir tarafa bırakın. Sadece ve sadece deprem gerçeği bizim için öncelikli birinci derece bir hadisedir. Hatta deprem öyle bir gerçek ki, yani şu toplantıdan sonra bile bu konuyla ilgili bütün kişilerin hemen bir an önce çalışmaya başlaması lazım. Ne zaman, hangi saatte, nerede olacağını bilemediğimiz bir gerçek olduğu için ve Bursa birinci derece deprem bölgesi olduğu için ve Bursa'da yıkıcı fay hatları geçmişte yüksek depremler, şiddetli depremler üreten fay hatları olduğu için bu gerçek bile bizim kentsel dönüşüm bugün toplumumuzun birinci gündem maddesi olması gerekir. Tabii toplumu uyarmamız, toplumla bu konuyu bir bilinç oluşturmamız adına bu tür toplantıların önemine dikkat çekmiştik. Çok önemli. İnsanlarımız da bu konuda bizim yüksek katılımı oluşturmamız lazım. Yani rafine katkı dediğimiz toplumun bütün kesimleriyle bu konuları konuşmamız lazım. Kentsel dönüşüm, onların mekanları değiştiği zaman toplumun şu anda kendi ölçeğinden sürekli biz de toplumun nabzını yerel yöneticiler olarak tuttuğumuz için sadece miktar yönüyle bakar vatandaşımız. Benim 3 tane gecekondum var. Dönüşüm olursa ben 3 tane resmi tapulu, yapı kullanma izni olan daire alabilecek miyim? Halbuki biz diyoruz ki miktar olarak bakmamanız lazım. Şu anda sahip olduğunuzun gayrimenkulün fazla bir değeri yok. Tapusu yok. Yapı kullanma izni yok. İnşaat ruhsatı yok. Ama dönüşüm olduğu zaman siz işte inşaat ruhsatı olan, yapı kullanma izni olan bir mekana sahip olacaksınız. Ve bu çarpık yapılaşmanın hayatımıza olumsuz etkilerini vatandaşımız aslında o ankette toplumsal bilincin oluşmasının ana sebebi bizim anlatmamız veya sosyal medyadan, yerel yöneticilerden duyurum dediği vatandaşın ben
yani ona çok katılamıyorum. Yaşadığı hayatın zorluklarından, eviyle ilgili yaşadığı sorunlardan bir veraset imkanı yoktur. Çarpık yapılaşmalı ya da sadece hisseli tapusu olan bir yerde bir gece konduda. Altyapı imkanlarından mahrumdur. Kredi almak istediği zaman dairesi üzerine bir kredi alamaz. Dolayısıyla vatandaşımız çok sorun yaşadı. Yani şehir hayatı içerisinde gerçekten bunun, yani şehre ilk göç ettiği günle bu yaşadığı sorunlar bugün itibariyle vatandaşın bilinci aynı değil. İlk geldiği gün, bizler de Anadolu'dan Bursa'ya göç ettik geldik. İlk geldiğimiz zamanki şehre bakışımız çok farklı. O gün başımızı sokacak bir ev arıyorduk. Bugün artık çocuklarımıza oyun parkları istiyoruz, yeşil sahalar istiyoruz. Kadınlarımıza yürüyebilecekleri alanlar istiyoruz. Var olan araç sayısını göz önüne aldığımız zaman yollarımız nefes alamaz durumda. Otoparklar istiyoruz. Ormanlarımızı kullanmak istiyoruz. Sosyal alanlar istiyoruz. Kültürel etkinlikler istiyoruz şehir yaşamı içerisinde. Dünya küçüldü küreselleşmeyle beraber. Bu imkanları insanlar internet ortamında hemen ulaşabiliyor. Kendi şehrinde de arzu ediyor. Bursa'nın böyle bir potansiyeli var mı? Tabii ki var. Bu tarihi kültürel birikimi, Bursa'nın doğal güzellikleri, Yıldırım ölçeğinden baktığınız zaman, evet coğrafyamız dar bir alana sıkışmışız. Güneyimizde Uludağ var, kuzeyimizde Bursa Ovası var, doğumuzda Kestel Gürsu, batımızda Osman Gazi. Bu dar bir alana sıkışmış, 700 bin nüfuslu yaşadığı bir alanda dönüşümü mutlaka yapmamız gerektiğini her yerde tüm vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Toplumsal öncelik olarak da kentsel dönüşüm öncelikli. O zaman tekrar başa dönecek olursak, evet bütün boyutlarıyla aslında kentsel dönüşüm konusunda bütün şartlar oluşmuş vaziyette. Ve toplum olarak bunu başarabiliriz. Bursa'nın da Yıldırım ilçesinin de bu potansiyeli var. Gerek var olan insan kaynağımız, gerek şu anki üretim kapasitemiz, gerek şu andaki ülkemizdeki istikrarlı yapı, doğru politikalar. Bizim de artık kentsel dönüşüm konusunda yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve sektör temsilcileri el ele verip dönüşümü başarabilmeliyiz. Nasıl yapacağız? Herkes üzerine düşeni yaparsa kentsel dönüşüm konusunda çok hızlı yol alabiliriz. Başlangıç biraz zordur. Biraz sancılı olabilir. Çünkü doğru projelerle bizim başlamamız lazım. Evet, şehrimizde kentsel dönüşümle ilgili bazı projeler, lokal projeler yapıldı. Ama bir stratejik plan çerçevesi içerisinde bir zaman mekan planı yaparak işi bütünsel bir bakış anlayışıyla bakmamız lazım. Ve bunu yıllara bölerek her mahallenin kendi sosyal yapısına uygun bir mimari anlayışla şehri bizim yeniden tasarlayıp, kurgulayıp uygulamaya başlamamız lazım. Yıldırım'da göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık 10 ay geçti. Biz kentsel dönüşüm bizim için her zaman birinci öncelikli konu olarak önümüze aldık. Ve kentsel dönüşümle ilgili planlama ve kentsel gelişim merkezi adı altında kentsel tasarım müdürlüğümüzün bünyesinde yeni bir alan oluşturduk. Bu alanda teknik kadromuzla beraber gerek master plan çalışmalarımızı, gerek şehrimizle ilgili hangi bölgelerde ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğini, 700 bin nüfuslu bir alanda sosyal alanların, ticaret alanlarının, otoparkların, yeşil alanların nasıl planlanması gerektiğiyle ilgili hem özel projeler geliştiriyoruz, hem de geçmişten gelen bazı şuylandırma ve plansız yerlerle ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Bizim için 2015 yılı çok önemli bir yıl olacak. İkinci yılımızda da tabii kentsel dönüşüm çalışmalarının iki yönü de var. Bugün yani size farklı bir sunum da yapabilirdim ama biraz işin teorini konuşalım dedik. Yani işin teoriyi çok daha önemlidir.
Teorik konusunda eğer doğru bir temel attıysanız, pratikteki o uygulama çok daha doğru ilerler. İşin teorik kısmını biz bu dönem birinci yılımızda aşağı yukarı planladık. Bundan sonraki çalışma uygulama dönemi. Ve belirli bölgelerimizden kentsel dönüşüm konusunda uygulama projeleriyle çalışacağız. Çok boyutlu çalışıyoruz. Bizim için temel referans tabii ki toplumsal öncelik demiştik kentsel dönüşümün, ama asla ve asla toplumu, bireyi, vatandaşları mağdur etmeyecek bir anlayışla bunu yapmamız lazım. İnsanlarımızın sahip olduğu gecekondulara hangi kıt imkanlarla sahip olduklarını biz çok iyi biliyoruz. Öyle bir tasarım projeleri geliştirebilmeliyiz ki insanlarımızı mağdur etmeden, ama onlara oluşacak dönüşümde sahip olacakları varlıkların miktarı az olsa bile değer olarak eskisinden çok daha kıymetli olduğunu anlatıyoruz, anlatabilmeliyiz. İnsanlara bu doğru olarak anlatıldığı zaman kesinlikle bizim zaten arzu ettiğimiz birinci öncelik vatandaşın mağdur edilmemesi. Tüm yapacağımız projelerde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi vatandaş mağdur edilmeyecek. İkincisi de yatırımcı için cazip projeler üretmemiz lazım. Yatırımcının kar edebileceği bir projeler geliştirmemiz lazım. Hala hani toplumsal düşünce bazında eksiklerimiz var. Yani vatandaşların ankette gördüm bir kısmının %15-20'lik dilimi kentsel dönüşüm bir işte rant projesidir. Ya rant kavramı biraz göreceli bir kavramdır. Şimdi yapacağımız çalışma yani değer oluşturacağız yerimizle ilgili. Yani buna rant diyebilirsiniz. Yani rant oluşturmazsanız dönüşüm olabilir mi? Vatandaşı mağdur etmemenin tek yolu nedir? O bölgede değer oluşturmak. Buna rant diyebilirsiniz. Evet, rantsa rant oluşturacağız. Ama o rantı adil, şehrimizin daha doğru, daha iyi tasarlanması için kullanacağız. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için kullanacağız. Geniş toplum kesimlerine kullanacağız o değeri. Yatırımcılarımız da güzel projeler bekliyoruz. Yatırımcılarımızın da bu konuda gerçekten mimari kalite değeri yüksek projeler geliştirmelerini arzu ediyoruz. Her parsele, her adaya birer kimlik katsınlar, ruh katsınlar ki bizim kimlikli mahallelerimiz olsun. Aslında bizim kentsel dönüşümle ilgili bugün konuştuğumuz hadise, biz son 50 yılımızı konuşuyoruz. Bizim medeniyetimizde çok kadim bir kültüre sahibiz şehircilik alanında. Bu örneği hep veriyorum. Yıldırım'da, Yıldırım Külliye'mizin olduğu alanda dünyada kentsel dönüşümü başarmış şehirler aslında gelip buradan bence ya ilham almışlardır ya da buradaki projelerden esinlenmişlerdir. Kentsel dönüşümün aslında şifreleri de bu alanlarımızda var. Mahalle kültürü diyoruz. Yıldırım Külliye'miz 1400'lü yıllarda inşa edilmiştir. 600 yıl önce. Cami var, caminin yanında okul var, hastane var, darüşşifa var, mektep var, hamam var. Türbe var. Burası bir külliye, yaşam alanı. Bizim geleneğimizde de bu var. Ankette de baktım. Tabii ki insanlarımız çok yüksek katlı binalarda yaşamak istemiyorlar. Doğrusu da bu. Bizim kültürümüzde de bu var. Toprağa daha yakın yaşamak isteriz. Bunu yaparken de o ortak aklı her zaman o istişare kültürünü insanlarımızla oluşturmamız lazım. Tasarladığımız bütün projeleri özellikle yatırımcılarımız hak sahipleriyle görüşürken proje aşamasında da bence onların fikrini alarak bizim geliştirmemiz lazım. Ve yatırımcılarımızı da düşünen, kollayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman kentsel dönüşümde uygulamaya başlayabiliriz. Peki burada belediyelerin rolü nedir? Belediyeler ne yapması lazım?
Bizim Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamalarında, başka illerde de yaptığımız uygulamaları incelediğimizde, belediyeler tamamen içerisine girip dönüşümü biz yapacağız, bazı yerleri biz kamulaştırıp biz inşaat yapacağız, içine girmek de doğru bir yaklaşım değil. Tamamen biz planı yaptık, hadi buyurun hak sahipleri, yatırımcılar pazarlığınızı yapın. Arz talep dengesi içerisinde anlaşın, inşaata başlayın. Bu da doğru değil. Yerel yöneticiler, yerel yönetim bence konuyu denetlemeli, düzenlemeli, koordine etmeli ve hep oluşacak şehrin silüetini koruyabilmelidir. Projelerde mutlaka planlara, mahallelerin sosyal yaşam şekillerine uygun tasarımlar geliştirebilmeliyiz. Onun için Uludağ Üniversitesi'ndeki hocalarımızla görüşüyoruz. İmkan olursa kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde gelen projelerimize hocalarımızın görüşünü alarak da özellikle cephelerde çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü tasarlayacağımız şehir sadece kendi ömrümüzle sınırlı bir şehir değil. Bizden sonraki kuşaklar için de çok önemli bir mekan olacak. Bugün ecdadım bize bıraktığı yapıtlardan çok büyük bir gururla ve bize çok büyük bir miras olarak, zenginlik olarak bırakmalarının sebebi o günkü teknolojik imkanlar çok gelişkin değildi ama taşa değer kattılar, estetik kattılar, ruh kattılar. Onun için bugün kıymetli. Bugünün imkanları çok daha geniş. Yani şehrimizin kimliğini hem geleneksel mimarimizi hem modern mimariyle birleştirip büyük bir dönüşüm hadisesini hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Yerel yönetimler burada koordine etmeli. Yerel yönetimler burada vatandaşla müteahhitler arasında uyuşmazlıklar varsa bu uyuşmazlıklardan dolayı arabulucu olmalı. Biz bütün yatırımcılarımızda, bütün arkadaşlarımızda, Yıldırım Belediyesi'nde çalışan bütün personellerimize şunu söylüyorum. Yatırımcılarımız geldiği zaman yatırımcılarımıza biz bir kamu personeliyiz. Sadece planları söyleriz. İmar durumu isterse onu veririz değil. Herkes birer gönüllü danışman olacak. Çünkü şehirlerimiz çok zaman kaybetti. Artık az zamanda çok fazla mesafe kat etmemiz lazım. Hepiniz yatırımcılara gönüllü danışman olacaksınız. Müteahhitlerimiz proje hazırlasınlar, gelsinler. Oradaki bütün yetkili birimlerimiz, onları saatlerce dinlemeye hazırız. Projelerini inceleyelim, ortak fikirler de üretelim. Risk almamız gereken noktalar varsa onların önünü açacak, risk alacak kadar da biz bu konuda çok kararlı bir belediye olacağız bu dönem. Ve inşallah bu koordinasyon içerisinde yatırımcı, mal sahipleri ve belediyelerin koordinasyonu içerisinde 2019'a kadarki dönem aslında şehirlerimiz için çok büyük bir fırsat. Biz bu uygulamayı, doğru kurguyu yerine getiremezsek ve taraflar olarak da birbirimizi anlayamazsak, yatırımcıyı koruyamazsak yerel yöneticiler olarak, vatandaş da bu konuda konuya değer penceresinden bakmazsa, kentsel dönüşüm konusu sadece böyle bir şehir efsanesi olarak hep konuşulur durur. Bizim kimliğimize, bizim toplumsal değerlerimize, bizim kültürümüze artık bu çarpık yapılaşma yakışmıyor değerli kardeşlerim. Bu şehrimizi, Bursa gibi kadim bir şehri, Osmanlı'ya payitahtlık yapmış bir şehri ve bu ölçekte de Yıldırım ilçemizde beylikten imparatorluğa geçişin şehrinde bu kadar tarihi, kültürel mirasa, doğal güzelliklere sahip bu kadar güzel bir şehri yöneticileri olarak bu şehrin dönüştürmek bizim üzerimizde çok büyük bir vebaldır. Bununla ilgili biz çok kararlı duracağız. Hem yerel yöneticiler olarak siyasi kararlılığımızı hem de toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi ve bu konuda adım atmamız için vatandaşlarımızla yatırımcıları buluşturarak çalışmak için gerçekten bu konuya öncelik veren bir belediye olarak hedefimiz 2015 yılında uygulamaya başlamak.
vatandaşlarımıza kazmayı vuracağız dediğim zaman çok hoşlarına gidiyorlar. Evet, biz Yıldırım'da 2015 yılında inşallah kentsel dönüşümde kazmayı vuracağız. Ve bu tür toplantılara da eğer uygulama doğru projelerle başladığımız zaman bundan sonraki aşamalarda konuyu hassasiyeti, konunun ehemmiyeti ve konuya inancın ortaya koyması çok daha kolay olur. Çünkü uygulamaya başladığınız zaman projelerde o bölgedeki değişimi eskisiyle yenisini mukayese etme imkanımız olacak. Eskisinin piyasa değeriyle yeni oluşan yerin piyasa değeri arasındaki farkı gördükten sonra evet gerçekten ne kadar doğru işler yapmışız diyebileceğiz. Hele deprem gerçeğini de göz önüne bulundurduğumuz zaman kentsel dönüşüm çalışmaları Yıldırım'ın da Bursa'nın da kesinlikle yerelde yapacağı en önemli hadisedir. Ben beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Ede Vali'yi uğurlamıyoruz. Konut Yapı Genel Müdürü Sayın Utku Çalışkan'ı davet ediyoruz sahneye. Kendisine plaket takdim edeceğiz. Tabii Sayın Başkanım, Yıldırım'da hayata geçirdiğiniz planlama ve kentsel gelişim merkezinin önemini de vurgulamak lazım. Burada kutluyoruz. Osman Gazi Belediye'mizle birlikte güç birliği yapacağınızı da açıklamıştınız yakın zamanda. Evet, plaketi bekliyoruz. Hızlı hızlı. Buradaki oturumun hemen molasında başkanlarımız sizi dinleyecektir. Beyefendi, bu konuyla ilgili tüm değerlendirmeleri aralarda yapalım. Zira bu merkezler de bu amaçla kuruldu. Zirvemizin gerçekleştirilmesindeki ana amaç da bu zaten. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ede Vali'ye ve bugünün anısına bir de plaket takdim ediyoruz. Başkanımız açık açık söyledi zaten, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Konuyla ilgili yine ortak ve güç birliği içerisinde kentsel dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarını hızlandıran Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'ı şimdi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Vali Vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanımız adına kattan Genel Sekreter Yardımcımız, Yıldırım Belediye Başkanımız, değerli rektörlerimiz, hocalarımız, çok değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalar tabii uzadı. Yıldırım Belediye Başkanımız da kentsel dönüşümün biraz felsefesini yaptı. Konuya tam detay bir giriş yaptı. Tabii bizim de çok fazla uzun konuşmamamız gerekiyor. Ben de biraz resimlerle yaptığımız çalışmaları ve yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşarak kısa bir şekilde geçmek istiyorum. İşimiz gücümüz Osman Gazi diyoruz. Ve bu şekilde 24 saatimizi geçiriyoruz. Bunlar nasıl dönüyor? Osman Gazi Belediye'miz Bursa'nın merkezinde yeni yasayla birlikte köylerin bağlanmasıyla 136 mahalle, 18 bulvar, 765 cadde, 7855 sokaktan oluşan ve 123 planı olan, yani plansız olmayan bir belediye. Ama planlar
ne kadar uygulanmış? Onu da tabii sizler bizler az çok görüp biliyoruz, anlıyoruz. Neden? Çünkü kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Bizlerin belediyecilik görevleri, temel görevler aslında temizlik, zabıta, çevre, ağaçlandırma, park, kültür, sanat, gençlik, spor ve en son imar ve şehircilik gelir. Ama biz bunların dışında çok daha fazla işler farklı kesimlere, konumuzun dışında farklı kurumlara işler yapıyoruz. Mesela bugün, dün Cumhurbaşkanımız açılışını yaptı, bugün de sabahleyin bizler de ziyaret edip çayını içtiğimiz bir karakol polis merkezi açılışı yaptık. Yani modern bir bölge polis merkezi, fakat bir ilçe merkezi olacak tarzda bir yatırım, 1 trilyonluk bir yatırım. Bu bizim işimiz değil ama diğer kurumlara vatandaşın talebi ihtiyacı doğrultusunda yapmış olduğumuz bir destek. Bizler bu çerçevede 2009-2014 yıllarında 1166 proje hayata geçirdik. Temizlik en önemli görevimiz diyoruz. Temizlik yapmazsak hemen göze bata şikayetler gelir. Yaptığımız zaman da tabii biz bunu yaptık demenin lüksü yok. Çok teşekkür de alınmaz. Çünkü bizim zorunlu işimiz bu. Bununla ilgili tabii moda, geri dönüşümlerle ilgili çok faaliyetlerimiz oluyor. Atıklarla ilgili, yani yeni anlayış temizliğe doğru ciddi bir şekilde gidiyoruz. Vatandaşın da bu şekilde talepleri var. Yıllık 30 trilyon eski parayla 30 milyon temizliğe harcanıyor. Yine yol çalışmaları aynı şekilde bütçemizin ciddi bir kısmını yine yıllık o da 35 trilyon civarı asfaltlama çalışmalarına gider. Yani ipek halıdan pahalıdır asfalt. Ve tabii asfaltla ilgili çok şikayetler gelir. Özellikle yoğun kar olduğu kış dönemini bu yılki geçirmişsek her sokaktan şikayet gelir. Çünkü kar çok çabuk yıpratır. Kar suyu her tarafa girer. Onun için bütçemizin önemli bir kısmını asfalt çalışmalarına ayırırız. Tabii planlı bir şehir dedik fakat plansız yapılaşmanın önde olduğu bir şehir. Çıkma sokakların çok fazla olduğu ve bizler de bu çerçevede geçtiğimiz dönem 72 çıkma sokağı çıkar hale getirdik. 58 bin metre imar yolu açtık. Kamulaştırmalar yaparak yeni caddeler açıyoruz. Trafiği rahatlatıyoruz. Caddeleri genişletiyoruz. 253 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Yeni parklar yaptık. Ve geçtiğimiz dönem 1 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tabii bunu yaparken okullarımız, çocuklarımız, sivil toplum örgütleri bu işin içerisinde oldu. Bilinç oluşturma asıl hedefimizdi. Yani 1 milyon toprağı fidanla buluşturmaktan ziyade o bilincin oluşması. Yani benim de bir dikili fidanım var deyip çocuklarımızın bu işe sahiplenmesi. Çünkü Yeşil Bursa'ydı 40 sene önce bizim sıfatımız. Ama artık Yeşil Bursa hiç kullanılmıyor. Ve inşallah bundan sonra tekrar Yeşil Bursa'yı beraber kullanacağız. Ciddi kamulaştırmalar yaptık. Bunları yapmaya devam ediyoruz. 225 trilyon geçtiğimiz dönem kamulaştırmaya para harcadık. Her yapılan kamulaştırma mahallemizde yeni bir nefes alacak mekan, yeni bir park veya yeni bir hizmet binası. 123 plan var dedik ama plansız gelişen Osman Gazi'mizde, Bursa'mızda, yoğun göçlerle hızlı büyüyen Bursa'mızda, o günün şartlarında biz sadece başımızı sokacak bir göz odamız olsun dedik. İmkanlar geliştikçe iki göz, üç göz derken ondan sonra yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5 çıkmaya başladık. Demin bir arkadaşımın söylediği gibi mahalleler içerisinde belediye otobüslerinin rahat hareket edemediği, bazı noktalarda tek manevrayla dönemediği adı cadde olan fakat sokaktan da dar yerlerimiz maalesef var. İşte bunları kamulaştırarak yıkıp açıyoruz. Vatandaşımız nefes alabileceği yeni mekanlar oluşturuyoruz. Meydanlar yapıyoruz. Mahallelerimizin yeni alt merkezlerini oluşturarak bunların hepsi mahallelerimize yeni nefes aldıran ve kentsel dönüşümün birer parçası olan hizmetler olarak bunları biz görüyoruz. Tarihi miras tabii Bursa için olmazsa olmaz. Osman Gazi Belediyesi
tarihi miras çalışmalarını Türkiye'de başlatan ilk belediye. Bu konuyla ilgili 6 tane ödülü olan ve Tarihi Kentler Birliği'nin Bursa'da kurulduğu, kuruluşla birlikte ciddi projeler üreten ve bundan sonraki aşamada Tarihi Kentler Birliği vasıtasıyla, Çekil Vakfı vasıtasıyla birçok belediye proje desteği veren ve şu anda Türkiye'nin her tarafında belediyelerin tarihi mirası nasıl ayağa kaldırırız diye mücadele ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Ve bizler Bursa'yı kuran, Osmanlı'yı kuran bir şehir, ilçe olduğumuz için de ilk dönem Osmanlı eserleri, ilk dönem Cumhuriyet dönemi eserleri, Osmanlı öncesi eserlerin olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Ve bu çerçevede tarihi mirası sahiplenme, onu yeniden ayağa kaldırmada ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ve bu da kentsel dönüşümün bir başka şekli, kentsel yenileme. Dolayısıyla onların da ayakta olması lazım, onların da gelecek nesile aktarılması lazım. Tarihi mirasla ilgili Sümbüllü Bahçe Konağı, Suluçlu Konağı, Ulu Çarşı, Nilüfer Köylü Pazarı gibi birçok eserimizi restore ettik, ayağa kaldırdık. Ve önümüzdeki dönemde de aynı şekilde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Yine Osman Gazi Belediyesi olarak 16 yeni spor tesisi hizmete soktuk. Bundan sonraki süreçte de her yaşta insanın spor yapabileceği, yine bu sabah bizlerin 4 yıldır başkanla sabah sporu adını vermiş olduğumuz spor etkinliğimize Sağlık Bakanımız da katılarak, o da Türkiye çapında bu etkinliği yapıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşaması için, sağlıklı şehir derken hem insanın sağlıklı hem şehrin sağlıklı olduğu bir şehri inşa etmeye çalışıyoruz. Ve önleyici sağlık hizmetleri olarak gördüğümüz, aslında hasta olmadan insanların hasta olmasını engelleyecek işte bu spor tesisleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları bizlerin yapmış olduğu ciddi yatırımlardır. 35 kilometre yürüyüş parkuru, bunun 5 kilometresi kavuşuk, 15 kilometre bisiklet yolunun yapıldığı, ilk defa Osman Gazi'de Hamitler bölgesi, gelişim bölgesi olarak adettiğimiz bölgede bisiklet yolları yaptık. Ve bundan sonra tabii şehri yeniledikçe bunları yapmaya devam edeceğiz. Kültür merkezlerimiz var. Bu kültür merkezlerimizde yani Bursa'da 10 sene önce bir tek eğitim araçları salonu vardı. Şimdi sadece bizlerin 7 tane kültür merkezi var. Yani kültür merkezleri yapıyoruz. Ve bu kültür merkezlerimizde çok ciddi etkinlikler ve insanların sırada olduğunu görüyoruz orada faaliyet yapabilmek için. Karabaşveri Kültür Merkezimiz bizim aslında Bursalı'nın çok fazla bilmeyip tüm dünyanın bildiği çok orijinal bir kültür merkezimiz. Mevlana Kültürü Yaşatma Derneği'nin orada faaliyet gösterdiği, her akşam sema gösterisinin yapıldığı bir merkezimiz. Buna benzer müzik etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası faaliyetlerin çok yoğun olduğu, Osman Gazi Han ve Bursa'nın fetih şenliklerinin düzenlendiği, Murat Uda Endigar'ı hem Bursa'da hem Kosova'da yapmış olduğumuz etkinlikler almış olduğumuz ciddi sosyal kültürel faaliyetlerimiz var. 13 meydan, yeni tip muhtarlıklar ve biz geçtiğimiz dönem Bursa merkezde en büyük sorun parklanma olduğu için de yeni otoparklar, katlı otoparklar, pazar yerleri ve bunları yaparken de mimarlara özgürlük diyerek onların özgür düşüncelerini alıp ve onları uygulayabilme cesaretini göstererek farklı mimariler geliştiriyoruz. Ve bunu yaptıkça da şehre geçmişten aldığımız, yani Osmanlı eserlerinden alınan o ilhamla aslında bugünün mimarisinin ortaya çıkmasını biz istiyoruz. Yani bugünün mimarisi ortaya tabii ki bizim sosyal yaşamımız, ekonomik yaşamımızın yansıyacağı bir çizgi olacaktır. Onun için bunu önemsiyoruz. Tabii mimarlarımızın bu tür eser üretmelerini destekliyoruz. Ve mimarların da tabii bu ürettikleri eserlerin yasayla korunduğunu biliyoruz. O da onlar için özel bir ayrıcalık. İnşallah bundan sonraki süreçte dönemin mimarisini yansıtacak. Kentsel dönüşümle birlikte yaşanabilir konutlar, demin konuşan arkadaşlarımız da ondan bahsettiler. Bir yerden alıp kopya değil, bizim kendi mimarimiz, kendi inancımız, kendi kültürümüz çerçevesinde oturabileceğimiz konutların üretilmesi. Yoksa aldım ben buraya 5 kat, 10 kat veya 20 kat bina diktim. Ama orada hakikaten biz kendi inancımızı, kültürümüzü yaşıyor muyuz? Orada bir huzur, barış ortamı var mı?
Yoksa çarpık yapılaşmanın getirmiş olduğu sokak eylemlerine doğru insanları tahrik eden, teşvik eden bir durum mu söz konusu? Bu tür şeylerin sorumlusu da ben mimarlar olarak gösteriyorum. Çünkü Mimarlar Günü'nde gazeteyi okuduğumda böyle çok farklı bir ilan vardı. Hemen dedim mimar arkadaşları çağırın bir görüşelim. Orada spontane böyle bir düşünce gelişti. Bu kadar mimarların yapmış olduğu, yapacağı eserler önemli. Mimari bu kadar önemli diye ben bunu gördüm. Ne zaman gördüm? 2009'da belediye başkanı olduktan sonra bugüne kadar. Yani biz ondan önce inşaat mühendisini bilmez, mimarı tanımaz, şehir planisini bilmez. Avukatım ben. Bunları yeni tanımış oluyoruz. O yüzden göreve geldiğimizde de tabii temizlik yapıyoruz. Park bahçe işleri yapıyoruz. Ama hep aklımda, kafamda yani bu şehirle ilgili ne yapılabilir? Şehrin geleceğine yönelik ne yapılabilir? Çünkü öyle dönemler geçmiş ki Bursa değişik dönemlere göçler almış. Bu Anadolu'dan olduğu gibi Balkanlardan olmuş. Özellikle Bulgaristan'dan 89 göçüyle gelenler belediyelere giderek ev ihtiyacımız var. Biz bir şeyler yapacağız. Bize yer verin, yer gösterin dendiğinde git oraya yap işte dendiğini arkadaşlardan biz duyduk. Yani bu adamlar bize yer gösterin, planlayın deyip de planlamamışsak, yani yerel yönetimler olarak bizlerin bu şehirlerin bu noktaya gelmesinde çok ağır sorumluluğu, kusuru var diye düşünüyorum. Şehri imar etmemiz lazım, şehre yön vermemiz lazım, şehre vizyon vermemiz lazım. Ve bu çerçevede biz Osman Gazi'de teknik arkadaşları toplayarak, teknik arkadaşlarımızla birlikte bir düşünce, ARGE kuruluşu oluşturduk. Bunun adına da Şehircilik Akademisi dedik ve bu düşünce kuruluşuyla kentsel dönüşüm master planı yapalım düşüncesi ortaya çıktı. Ve bizler de Osman Gazi'yi tarayarak kentsel dönüşüm master planını yaptık. Biraz sonra onu da daha çok az detay açıklayacağım. Osman Gazi'nin sosyal doku analizi, fiziki doku analizi, yer altı, yer üstü ne varsa onların fotoğrafını çekmeye çalıştık. Ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan her çalışmanın aslında Osman Gazi'ye üstten bakarak koymuş olduğumuz fotoğrafın birer parçası olarak bunları görüyoruz. Ve biz geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Osman Gazi'nin tüm mahallelerine, tüm sokaklarına kadar nüfuz attık, indik. Ve yeni dönem projelerini oluştururken de partimizin vizyonu çerçevesinde öncelikle demokrasi, yani en uç noktaya kadar inerek mahalle temsilcimiz, muhtarımız, yaşlı amcamız, teyzemiz, esnafımız, onlarla görüşerek onların fikirlerini almak, mahalledeki onun derdi sıkıntısı nedir, onun çözüm önerisi nedir? Yani derdi söylerken onun çözüm önerisi de çok önemlidir. Çünkü ben masa başında oturarak o mahalledeki sorunu çözmeye kalktığımda bakıyoruz ki 2 sene sonra o sorun çözülmemiş. Başka bir şekilde yine bize geliyor. Ama oradan bizlerin, gerçi küçümsemiyoruz ama ya bu bir şey bilmez dediğimiz genelde kişilerin fikrini almadığımızda bu sonuca varıyoruz. Ama eğer onun düşüncesini alıyorsak, bunu böyle yap dediğinde, oradaki yaşayan insanla bizim teknik arkadaşımızın düşüncesi birleştiğinde daha doğru sonuçlara varıyoruz. Bu çerçevede ona demokrasi diyoruz, onların düşüncesini alarak insana yönelik ve şehre yönelik projeler ürettik. Ve bu projelerimiz önümüzdeki dönem inşallah Bursa'mızın, Osman Gazi'mizin geleceğine yönelik yeni yatırımlar yapmış olacağız. Yine temizlik hizmetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz dönem 150 park yaptık. Biz bu dönemde bunu ondan aşağı kalmayalım diye 150 olarak belirledik. Bunlar irili ufaklı büyük parklarımız olduğu gibi her mahallemizde 500 metrelik yer dahi bulmuş olsak hemen orada bir şeyler üretiyoruz. Ama kamulaştırmayı az önce gördünüz. Yer elde etmenin zorluğunu size bir örnekle anlatmak isterim. 600 bin liraya 2000 metrekarelik yeri alıyoruz. Onu bir park haline getirmek için 100 bin lira harcamış oluyoruz. Yani eğer bu imar planları zamanında uygulanmış olsaydı bu paralar buraya harcanmayacak ve bir park yerine 7 park parası harcamamış olacaktık. Yine yeni meydan projelerimiz var. Ulaşım noktasında ciddi çalışmalarımız var. Alt geçitler, üst geçitler, köprüler yapıyoruz. 40 metrelik bulvar çalışmamız var.
Kamulaştırmalar devam ediyor. 2014'te 80 milyon kamulaştırmaya para harcadık. Yani bu bir rekordur Osman Gazi Belediyesi için. Tarihi miras çalışmalarımız devam ediyor. Spor noktasında 40 spor tesisimizde vatandaşlarımızın yapmış olduğu sporla birlikte amatör spora, amatör sporculara destek veriyoruz ve 485 şampiyon yetiştirdik. Bunların içerisinde Türkiye şampiyonu, Balkan şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonları var. Ve hedefimiz yeni şampiyonlar yetiştirmek ve 2016 olimpiyatlarına katılmak. İnşallah katılacağız oraya da. Yeni spor tesisi projelerimiz var. Osman Gazi Atletizm Salonu, Demirtaş Spor Salonu, Yunus Emre Spor Salonu, Osman Gazi Gösteri Merkezi, yeni kültür merkezlerimiz. Soğanlı Kültür Merkezi, onun açılışını yapıyoruz. Demirtaş Kültür Merkezi, Elmasbaşı Kültür Merkezi gibi. Eğitime, farklı kurumlara destek veriyoruz. Eğitimle ilgili Osman Gazi Belediyesi'nde 250 tane okul var. 250 okulumuzun 200 tanesine biz girdik. Boya, badana, tamir, bakım şeyler yaptık. 2 tane anaokul yaptık. Ve 2 tane ciddi okul yapıyoruz. Şu anda Murat Hüda Andıgar Lisesi adını vermiş olduğumuz bir lise, 36 derslikli bir lise inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitti. İçerisinde 36 derslik kapalı salonu, konferans salonları, yurdu olan bir lise. Ve müteahhit arkadaşların söylediği, tabii onlar bu tür okul ihalelerine girdikleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye çapında tek bina olarak en büyük inşaat deniliyor. Tabii kapsamlı olarak kampüs onun dışında. Yine Osman Gazi Belediyesi İlköğretim Okulu'nu 24 derslikte yapıyoruz. Önümüzdeki dönem projeleri bilgi evleri çocuklarımızın gelişimine, okuldaki çalışmana katkı sağlayacak projeler. Yeni kapalı pazar yerlerimiz var. Bunlar hepsi mimari olarak yeni tarz çalışmalar. Yeni dönem bunlar halk çarşıları diyebiliriz veya bedestenler günün şartlarına göre. Adrenalin Parkı gençlere yönelik üreteceğimiz proje. Çocuk Dünyası yine aynı şekilde bunlar tüm orijinal projeler. Aile rehberlik merkezleri açıldı mahallelerimize bunları açıyoruz. Yani sağlık hizmetine sunmuş olduğumuz binaların dışında, yani aile hekimlerinin kullandığı, sağlık ocağı tabir edilen yerlerin dışında aslında bir danışmanlık olarak bunu kullanmış olduğumuz merkezlerimiz var. Yine kaliteli yaşam merkezi içinde Alzheimer hastalarının konaklayabileceği yaşlı huzur evi, kadın sığınma evi gibi birçok ünitenin içinde olacağı çok ciddi bir yatırım var. Onu da bu dönem yapacağız inşallah. Ekolojik Yaşam Merkezi bir bölgede, Hamitler'de oradaki doğal yaşamı anlatacağımız çocuklarımıza bir eğitim merkezi olacak. Yine 3000 kişilik Osman Gazi Gösteri Merkezi. Buradaki salonlarımız hep dolu. Her zaman içinde bir etkinlikler var. Bursa'da şu an ciddi bir şekilde salon ihtiyacına gereksinim duyuluyor. Bizler de bu çerçevede yeni salonlar inşa edeceğiz. Atletizm salonundan bahsettik. Uludağ Endemik Parkı. Uludağ'daki tabii orasının yapısı, işte Büyükşehir Belediye'miz bir taraftan, Orman Su İşleri Bakanlığı bir taraftan. Şimdi bir parça olsun Büyükşehir Orman Bakanlığı'nda kalarak milli parklar var. Ve Osman Gazi Belediyesi'nin de çalışmalarıyla Uludağ yeni bir düzene giriyor. Endemik Parkı ile de Türkiye endemi ve Uludağ endemi, onu ayırarak o şekilde botanikçilere yeni bir ziyaret edecek mekan oluşturmak istiyoruz. Yine bize bağlanan köylerimize her köye park ve spor tesisi. Şehircilik Akademisi'nden az önce bahsettim. Bu akademimizle birlikte master plan çalışmalarımızı yaptık. Master plan çalışmaları ile Osman Gazi'deki bina stokları, afet riskine dayanıksız binalar, afet riski taşıyan bölgeler, bunlar belirlenmiş oldu. Osman Gazi 4 farklı bölgeye ayrıldı. Bunlar A, B, C, D, kendi içinde de bölgelere ayrılan ve bu bölgelerin de müdahale bölgeleri ve müdahale biçimleri belirlenerek kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, eski hale getirme, kentsel iyileştirme
ve kentsel yeniden oluşum gibi yani bölgesine göre müdahale biçimlerini geliştirmiş olduk. Mesela tarihi Hanlar bölgesini yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre oradaki o tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması, kentsel yenileme, artık çöküntü haline gelmiş olan yerlerin yıkılarak yeniden yapılması, yine planlı olan bölgelerimiz var fakat bugünün şartlarına cevap vermiyor. Binalar eskimiş, oraların yıkılarak yeniden yapılması. Yine bir başka bölgemizde sanayi konut iç içe girmiş, bunların gözden geçirilerek orasını da kentsel yenileme ile tekrar Bursa'nın merkezinin cazibe merkezi haline getirilmesi bu master planın ortaya çıkmış oldu. Yine bu master plan çalışmasıyla Osman Gazi'nin 5 farklı noktasına deprem istasyonları kurduk. Bu deprem istasyonlarının amacı Bursa'daki zemin hareketlerini tespit ederek bunları ulusal veri ağına bağlayarak hem Kandilli Rasathanesi hem de Ankara'daki merkeze bağlayarak bunların tespit yapmasına biz de bir katkı sağlamış olduk. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla Bursa'ya yeni bir vizyon koymuş oluyoruz. Yani bir imar planının uygulanması esas hedefimiz ve kaçakla mücadele ederek kaçağın önüne geçilmesi. Bu konuda ciddi çalışmalar yaptık ve bunu da başardık sayılır. Yine yapmış olduğumuz bu çalışmayla ulaşım sorununa ciddi bir çözüm getirmiş oluyoruz. Asıl belediyenin yapması gereken dönüşüm çalışmalarında bence ulaşıma önem vererek yeni arterlerin, yeni yolların açılması ve bunlar yapıldığı zaman zaten o bölgeye yeni bir değer gelecektir. Kendiliğinden orada dönüşüm başlayacaktır. Kaçakla mücadeleye yine devam edeceğiz. Osman Gazi Belediyesi biz 2009 döneminde göreve geldiğimizde Hamitler, Güneştepe, Yunuseli bölgesinde sıkıntılar bize geldi. Ve bizler oradaki kişilerle görüşerek, müteahhitlerle görüşerek o sıkıntıları giderdik. Şu anda bu bölgemiz Osman Gazi Belediyesi'nin Bursa'nın gelişim bölgesi olarak bunu adediyoruz biz. Ve burada planların uygulandığı, bizden önce yapılmış planlar, ciddi modern bir yapılaşma. Ve bizler de belediyeler olarak gerek Büyükşehir gerek Osman Gazi olarak altyapı çalışmalarını buraya yapıyoruz. Yeni yollar açılıyor, trotuarlar yapılıyor ve Osman Gazi'nin ilk bisiklet yolu da burada yapılmış oluyor. Ve buradaki bu gelişim bundan sonraki süreçte az önce başkanım da söyledi, biz işte güneyde Uludağ, kuzeyde Ova, bir tarafta Osman Gazi, bir tarafta Kestel dedi. Sıkışık bölgedeyiz, yerimiz yok. O yüzden o bölgedeki o yapılaşma baskıyı merkeze yapacak ve merkeze gelecek olan bu baskıyla kentsel dönüşüm inşallah bundan sonra hızlı bir şekilde devam edecek. Estetik kurul oluşturduk. Bunu da geçtiğimiz ayki mecliste geçti. Bundan sonraki dönemde 11 caddede belediyemizdeki kurul mimarların getirmiş olduğu mimari esere ortak aklı katıp bir yön verebilmek, onun yapmış olduğu çalışmayı destekleyerek daha güzel bir çizginin ortaya çıkmasına hep beraber katkı koymuş olacağız. Osman Gazi'de master plan sonucu tabii aslında tümü Osman Gazi'nin kentsel dönüşüm sahası. Yeni Yalova yolu, Küçük Balıklı, Hisar bölgesi, Çarşamba bölgesi, Zafer, Atıcılar, Kent Meydanı, Santral Garaj, Demirkapı, Soğanlı bu bölgeler kentsel dönüşüm sahaları. Pazar pazarını Bursa'nın en eski sokak pazarı, 5 tane mahallemizi etkiler pazar günleri. Bunu bu dönem kaldıracağız. 40 metrelik yolu şu anda Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nden Hamitler'e doğru çalışıyoruz. Türkiye'de ilk defa altyapı çalışmalarının öncelikli yapıldığı ve altyapı çalışmaları bittikten sonra asfalt yapılarak tekrar oraya kazmanın vurulmayacağı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla da Büyükşehir Belediye'mizin Çelebi Mehmet Bulvarı'nın inşallah bağlantı kurularak birbirine bağlanması Bursa'daki trafik sorununa ciddi bir rahatlatma getirecektir. Tarihi mirasla ilgili 16 vizyon projemizde tarihi kedi tekkesi bizlerin bu dönemde yapacağı ciddi bir çalışma. Ben tabii bu tarihi kedi tekkesinde hep bir espri aklıma gelir. Yani Osmanlı'da diyoruz ki atalarımızın kedileri bile sufiymiş. O yüzden üç kıtaya yayılmışlar. Biz de yine aynı şekilde oradan başlıyoruz.
Kediler de medresede bir şekilde sufiliğe devam eder. Bizler de işimizi ona göre daha ileriye yönelik yapmış oluruz. Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası bu dönem çalışmalarının içerisinde. Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze ihalesi olacak önümüzdeki günlerde. Bu da Bursa'nın değil, bence Türkiye'nin çok ciddi bir yatırımı. İstanbul'da Fetih 1453 var. Bu Fetih 1453 ile birlikte Çanakkale'de Çanakkale 1915 var. O daha yapılmadı. Milli Park'tan dolayı inşaatta sıkıntıları var. Ama resimlerini yaptılar. Resimlerini yapan ressamlar bizim panoramayı çalışan ressamlar. Bence Türk tarihini anlatan Marmara bölgesinde 3 tane ciddi bir eser olacak. 1326 Bursa'nın fethi. 2 İstanbul'daki İstanbul'un fethini anlatan yükseliş dönemi. Bir de Kurtuluş Savaşı'nı anlatan 3 farklı eser. Türkiye'ye hitap edecek güzel bir çalışma olacak inşallah. Kent Meydanı bizim Osman Gazi Belediye'miz hemen önünde. Kent Meydanı adını kullanarak geçen dönem bir çalışma yapıldı. Tabii bir AVM oldu orası. Şimdi bizler belediyemiz önünden başlayarak o AVM'ye kadar o bölgeyi yeniden tasarlayarak yeni bir merkez, burası Santral Garaj eski adıyla, yeni bir merkez yapmak istiyoruz. Ve buradaki düşüncemiz yine Büyükşehir Belediye'mizle görüşerek Ulubatlı Aslan Bulvarı belediyemizin önünden bir batçık var. O batçıktan itibaren aslında hedef yeni Büyükşehir binasının oraya kadar yolun alttan gitmesi. Kent meydanındaki bu bölgede de yol alta indikten sonra Santral Garaj Mağarası ile birleştirerek orasının bir geçit haline getirilmesi. Yeni bir meydan ve demir yolu alt tabir edilen o bölgenin çarşıyla bağlantısının olacağı bir aksın oluşturulması çalışmamız. Bunları biz bu dönem yapacağız inşallah. Bu projelerin hepsi çok ciddi bütçeli projeler. Burası Bursa'nın merkezi. Bu Bursa'nın imarlı yeri ve bizler buralarını kamulaştırarak bir şekilde orasını yeniden Bursa'nın gözbeği haline getireceğiz. Yine kentsel dönüşümde bizim Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış şu an kuruluşlara yazıları tamamlıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Dağ yamaçlarında Demirkapı bölgesindeki kentsel dönüşüm projemiz. Tabii o bölge insanını orada koruyarak, o bölge insanını orada onlarla birlikte yapacağımız bir proje. Bunlar o bölgedeki Uludağ'ın süreliğine uygun, oradaki zemin durumuna uygun, çok yüksek olmayan konutlar olarak tasarlıyoruz. Tabii en son Soğanlı kentsel dönüşüm projemiz Osman Gazi Belediye'mizin son aşamasına geldiği. Şu an kazmayı vurmak için bakanlıkta protokol çalışmaları yapmış olduğumuz bir proje oldu. Biz bu projeyle imarlı olan bölgede, bunu özellikle ifade etmek istiyorum çünkü Bursa'da yer yok. Bursa'da kamunun yeri yok. Bir şekilde imarlı yeri satın alarak dönüştürme yoluna gidiyoruz. Bundan dolayı da kentsel dönüşüm çok maliyetli bir iş. Ve bunu da yaparken o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. En uygun, en idealini nasıl yaparız? Onun çalışması yapması gerekiyor. Ve burada hakikaten ideal proje ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu Çelebi Mehmet Bulvarı burada. 30 metre. Ve bizler bu bulvarı öncelikle kendi planlamış olduğumuz bölgede 70 metreye çıkararak bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bunun tabii 70 metrenin tümü yol değil, bir kısmı yeşil alan, bir kısmı otopark olabilir. Ama ciddi bir cadde ortaya çıkıyor. Ve zemin artı 5 kat olarak planlanan bu bölgede pazar yeri, spor tesisleri, okul alanları, tüm sosyal donatı alanlarının yasa yönetmeliklerin üzerindeki bir ölçüm olarak yer aldığı bir bölge oluyor. Yine kanal boyunda ki iki bina arasındaki mesafeyi de 100 metre olarak planlayarak iki tarafının yol olduğu ve nefes alabilecek yeni bir aks olarak bunu planlıyoruz.
Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki o yeşil alanla Botanik Parkı'nın buluşacağı yeni bir mekan olacak. Ve inşallah bundan sonraki süreçte bu çalışmalar diğer taraflara, diğer bölgelere örnek olarak yansıyarak, domino taşı etkisi yaparak bu dönüşümün tüm Bursa'ya yayılması ana dileğimiz, isteğimiz ve bunu da inşallah başaracağız. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi şehir inşa edenler gönüllere girerler, gönüllere girenler güzel şehir inşa ederler diyoruz. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Evet, başkanımızı uğurlamadan önce kendisine plaket takdim etmek istiyoruz. Konut Yapı Genel Müdürü Sayın Utku Çalışkan'ı bir kez daha sahneye davet ediyorum. Osman Gazi Belediye Başkanımıza takdim edeceğimiz plaket için. Osman Gazi Belediye Başkanımızı uğurlamadan önce bu zirvede emeği geçen değerli sponsorlarımızı da tek tek alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum ben. Bakyapı grubu adına Veysel Bakgör Beyefendi'nin yurt dışında olduğunu söylemiştik. Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Sibel Ayhan'ı sahneye davet ediyoruz. Kendilerine plaketlerini Osman Gazi Belediye Başkanımız takdim edecek. Hızlı hızlı Akat Real ve Ateşkan Alçı adına Sayın Nizam Karasu Beyefendi'yi, Ateş Yapı adına Sayın Hüsamettin Ateş Beyefendi'yi, Beyplas'tan Sayın Ercan Mutlu'yu, İmsiyat adına Sayın Sertaç Karaalp'i, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi adına Başkan Sayın Basri Akyıldız'ı, Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği adına Başkanımız Sayın Yusuf Aydın Eski Bozkurt'u, Mimar ve Mühendisler Grubu adına Sayın Bilal Bal Beyefendi'yi, Line TV adına da Sayın Erdinç Karakaş'ı sahneye davet ediyoruz. Bu arada Yıldırım Belediye Başkanımızı da sahneye alalım. Sayın Edebali plaket töreni için bize destek olurlarsa seviniriz. Evet, güçlü bir alkış rica ediyorum siz değerli katılımcılarımızdan, bu zirvede emeği geçen tüm sponsorlarımız adına. Gönülden teşekkürü kendilerine bir borç biliriz ki plaket takdimimizin hemen ardından gerçekleştirilecek fotoğraf çekimimiz de bu anı ölümsüzleştirecektir. Ayrılmayın, bir fotoğraf çekin. Burada kalın. Tabii, vektörlerimiz de var. Evet, plaketlerini alanlar sahneden ayrılmayı tercih ediyorlar ama lütfen ayrılmayın bu anı ölümsüzleştirmek için. Biz Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın Arif Karademir'i de sahneye almak istiyoruz. Bu ana tanıklık ederse, aramızda olursa son derece mutlu oluruz. Hocam, Celil Bey'i de AK Parti Nilüfer İlçe Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Bu arada Profesör Doktor Ahmet Ercan Beyefendi de sahneye geldi. Plaket takdimimizin hemen ardından gerçekleştirilecek fotoğraf çekimimiz için. Zirve anısı için. Evet, toplu fotoğraf çekimi için. Çağırdım. Buyurun, lütfen. Evet, Arif Karademir Beyefendi'yi de aramıza alalım. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın Arif Karademir de aramıza katıldı.